Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Naz Elmas hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi Naz Elmas hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 16 Haziran 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.65 boyundadır. İkizler burcudur. Pedagog bir anne ve reklamcı bir babanın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Kendisinden 8 yaş büyük bir ablası vardır. Ayrıca yine kendisi gibi oyuncu olan Açeli Elmas da üvey kız kardeştir. 2019 tarihinde Esma Sultan Yalısı'nda Erol Özmandıracı ile evlenmiştir. Naz Elmas eğitim hayatını, ilk öğrenimini 50. yıl Cumhuriyet'te okumuştur. Liseyi Özel Kalamış Lisesi'nde okumuştur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de tiyatro eğitimi almıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise Haziran Gecesi isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje, Özcan Deniz ile başrolü paylaştığı, aynı zamanda ilk televizyon deneyimi olan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Havin Kozanoğlu karakteriyle olmuştur. Bu diziden sonra ünlenmiştir kendisi. Sosyal yaşantısında neler yaptığından ise şu şekilde bahsetmiştir. Rutin bir hayatım var. Zamanımı sorumluluklarıma ve keyif aldığım aktivitelere ayırıyorum. Ailem ve arkadaşlarıma da zaman ayırmayı seviyorum. Çok yerinde oturabilen biri değilim diyerek anlatmıştır. Düşünce yapısını ise şu şekilde özetlemiştir. Ünlü olmak gibi bir hayalim hiç olmadı. Hatta dizi oyunculuğunu bile düşünmüyordum. Hep tiyatro yaparım diye düşünürdüm. Bendeki tek takıntı yapabildiğimin en iyisini yapmaktı. Mütevaziyim hep, çabuk utanırım. Övgüye ya da öyle yeteneklisin, böyle güzelsin laflarına pek gelemiyorum. Hele kendimi hiç anlatamıyorum. Bana göre ayıp bir şey insanın kendisini beğenmesi. Güzellik önemli bir şey değil. Asıl olan nasıl biri olduğun, içinin iyi olması. Beni övüp beğendiklerinde utanıyorum. Övülmek ve beğenilmek konusunda pek havalı olamadım diyerek anlatmıştır. İlk sinema filmi deneyimi ise Gora isimli filmden olmuştur. Hayran olduğu kişi ise şöyle anlatmıştır. Ressam Sandro Botticelli'ye müthiş bir hayranlığım var. Botticelli resimde kendi tarzından ödün vermemiş, belirli noktalarda gerçek dışı duruş ve biçimler yaratırken özgünlüğünü korumuştur. Kendinden ödün vermeyen sanatçılara ayrı bir düşkünlüğüm ve hayranlığım var. Ayrıca Botticelli'nin benim için sanat ve mitoloji olarak birleştiği yer Venüs'ün doğuş eseri. Andy Warhol'de en beğendiğim sanatçılardan, onun yaptığı Venüs tablosu ve en sevdiğim müzik grubu Rolling Stones ve Beatles'ın albüm kapakları da muhteşem diyerek anlatmıştır. Aşk hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur. Kolay aşık olamam çünkü kendime karşı çok saygım var. Bu durum yaşım ilerledikçe de ortaya çıktı. 2-3 yıl önceki Naz değilim. O zaman yaşadığım aşkların aslında kendi yarattığım büyü olduğunu görüyorum. Daha gençken insan karşısındaki erkeğin taktığı küpeye bile aşık olabiliyor. Olgunlaştıkça farkındalık devreye giriyor. Aşk konusunda ketumum. 4-5 yıl boyunca aynı insanı sevebilirim. Aşk o kadar kolay vazgeçilebilecek bir şey değil. Pes etmem hemen. Çabuk sıkılmam ama birdenbire aşık olmayı da anlayamıyorum. Demlene demlene sevmek isterim. Karşılığında bir şey yapması da gerekmez. Aşk karşılıksızdır. Şahsen ben aşık olduğum insanın değişimlerini izlemeyi isterim. Onu zamanla birlikte tanımak isterim. Aşkı kibar yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. O bir beyefendi, ben ise bir hanımefendi olmalıyım. Onun bir erkek, bir beyefendi olduğunu hissetmeliyim.
içten gelen bir hassasiyetten söz ediyorum diyerek ifade etmiştir. Hayata karşı bakış açısını ise şu cümlelerle anlatmıştır. Hayatı çok ciddiye almıyorum. O kadar ciddiye alınacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Hatta bu hastalık derecesindeki mükemmelliyetçiliğimi bazen böyle törpülemeye çalışıyorum. Ama yine de en iyisini ben yapayım, en iyisi bende olsun işin isterim. Tevekkül ediyorum, hayat için elden gelen çabayı gösteriyorum. Ama o kadar da kaygılanmıyorum açıkçası. Gülmeyi çok seviyorum, çok eğlenceli biriyimdir. Biraz uğraşsak gülme krizine girerim, çıkamayız. İçinde zeka, deha gerektiren, barındıran şeylere gülüyorum. Ama bazen kayışın manasızca koptuğu da oluyor diyerek anlatmıştır. Mesleki yaşantısına da yaşantısı içinde şu cümleleri kurmuştur. Rollerimi severek seçiyorum. Sevmezsem oynamıyorum. Böyle bir lüksüm olduğunu düşünüyorum. İlla çok tutması, illa çok reyting alması gerekmiyor. Ayrıca reyting sistemine de güvenmiyorum. Reyting için istifimi bozmuyorum. Reyting meyting umurumda değil. Sevdiğim işi yapan şanslı insanlardanım. Çünkü çok küçük yaştan beri ne olmak istediğimi biliyorum. Ailem de beni hep destekledi. Bana hep izin verdiler. Piyano dersleri, tiyatro eğitimi aldım. Hobi olarak yapmak değil, en büyük enstrümanım olan kendimi, işimi yapmak istedim. Oyun konusunda çok açgözlüyüm. Her rolü, içimin, kalbimin kabul ettiği her rolü oynamak istiyorum. İstediğim rolleri oynamak büyük lüks. Biraz takıntılıyım. Verilmiş bir rolü deli gibi çalışırım. Polis rolündeysem mesela polisi gerçekten bilirim. İçte feci bir disiplin var. Kontrol hastası bir halim de var diyerek anlatmıştır. Kariyer planlaması için de şu sözleri söylemiştir. Mezun olduğum Yeditepe Üniversitesi'nde ders veriyorum. Aynı zamanda Varnes Chope adlı markamla moda sektörüne de girdim. Gelen sinema filmi teklifleri konusunda ise çok inceleyip sık dokuyorum. Benzer rollerde oynamamayı tercih ediyorum. Dizilerde çok çeşitli konu oluyor ve her hafta neredeyse bir sinema filmi çekiliyor. Dizilere konu dayanmıyor. O karakterin başına bin türlü şey geliyor. Sinema filmlerinde ise daha önce dizilerde canlandırdığım rolün tekrarı olmamış olması gerekiyor benim için. En büyük kriterim bu. Daha önce oynadığım role benziyorsa sonra gelen rolü kabul etmem. Ben sinema filmlerinde daha önce hiç olmadığım, bilmediğim bir rolü canlandırmak istiyorum. Farklı rolleri oynama derdindeyim. Yeditepe Üniversitesi'nde işe ilk dönem tiyatro bölümünün kurumsal derslerinden biri olan mitoloji dersi vermekle başladım. İleride kamera önü oyunculuğu eğitimlerimize başlayacağız. Oyunculuk benim ana mesleğim. Tiyatro kökenli olduğum için sadece televizyon dizileri veya sinema filmleri değil tiyatro da yapabilirim. Benim tempom her zaman böyle. Çalışmak, yeni şeyler öğrenmek, üretmek ve her an bir meşguliyetimin olması beni çok zinde tutuyor. Bunların yanında yaptığım daha birçok başka şey var. Oturmayı, boş durmayı hiç bilmem ben diyerek ifade etmiştir. Gelecekteki hayalinden ise şu cümlelerle bahsetmiştir. Hırslı değil ama kendime göre hedeflerim ve amaçlarım var. Bu işte hırstan ziyade istek bitmemesi gereken bir şey. Oyunculukta gönüllü ve istekli olmak çok önemli. Çünkü oyunculuk hiçbir zaman bittim ve oldum diyemeyeceğiniz bir meslek. Sürekli kendini geliştirmen gerek. Benim de bu istek içimde bitmiyor. Gerçek bir olaydan alınmış bir karakter ya da bir sanatçının hayatını, otobiyografisini oynamak bana çok büyük heyecan ve keyif verir. Nedense oyuncu da olsam, bir filmin gerçek hayattan esinlenilerek çekildiğini öğrendiğim zaman beni daha çok etkiliyor diyerek anlatmıştır. Dizi mi tiyatro mu denildiğinde ise tiyatroyu ayrı bir yere koyduğunu dile getirmiştir. Naz Elmas hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Umarım verdiğimiz bilgileri beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.